lütfen bizi de izleyen arkadaşlarımız da sabrını zorlamadan süreye uymaya çalışalım arkadaşlar. Şahin Kandıralı, buyurun. Acun'u saygıyla selamlıyorum. Meslekli bilim kadroları bir yalanı, bir algıyı sürekli yaymaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, CDMB olayı bir partinin hero boyası haline getirdi. Saçlarımı da arttığımız CDMB'de yönetici kadrolarımıza bakıyorum. Yıllardır hiçbir partiye kurumsal olarak kapılanmadan grubun başında meslek için mücadele veriyorlar. Hiçbir yere gitmemişler. Etki altında kalmamışlar, bağımsız kalmışlar. Sonra dönüp meslekle bilim grubuna bakıyorum. Bir Hamdi Topçumuz vardı, ne oldu? Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı oldu. AKP milletvekili adayıydı. Bir Aziz Babuçumuz vardı, ne oldu? AKP İstanbul İl Başkanı oldu, danışman oldu, AKP milletvekili oldu. Bir Mustafa Çayarımız vardı, ne oldu? Seçimle geldiği, hicret edeceği görevini bıraktı, koşa koşa AKP Ordu milletvekili adayı oldu. Sayın Adem Çalışkan, önceki dönem meslek ve bilim grubunun başkan adayıydı ve yönetime girmişti. O dönemde ne yapmış diye bakıyorum. SDMB kadroları bütün zamanlarını meslek için, oday için harcarken kendileri hiçbir fayda sağlamayıp huzur hakkını alıp yan girip yatmışlardır. İşaretle, talimatla buraya gönderilmiştir. Sayın Adem Çalışkan, size AKP kadrolarında herhalde bir yer bulamadılar ki başlarınız olsun diye. Sayın Konuşmaz, kişilerle ilgili yorum yeri daha çok düşünce üzerinden yürüyorum. Özür dilerim. Lütfen arkadaşlar sabırlı olun. Geçmişten öğrendiğim bir şey var ki, o da sizlerin meslek ve meslektaş adına bir şey düşünmediğiniz. Tek yaptığınız beyanname ertelemesini 15 dakika önce haber alıp SMS göndermiş. Geçmiş örneklere bakarak soruyorum. Bu odayı teslim edip arka bahçe yapmayı arzu ettiğiniz memleketi kana, gözyaşına, hırsızlığa, yolsuzluğa boğan siyasetin sizleri kendinize hazırlıyorsunuz. Meslekte bilgi yanılmalarına inanıp kaldırılan dostlarıdır. Meslekte bilgi yanılmalarına toplayın. Sandığa dönme seçim olacak inşallah. Bu bir sıkıntı var mı?